Küçücük vesveseler insanları öyle usandırır ki büyük kocaman felaketlere sebebiyet verir. Yani bu vesvese dediğimiz manevi hastalık maddi hastalıktan çok daha beter bir şeydir. Hezeyanı daha fazla. Şimdi bir insan maddi hastalık sonucunda ne olur? Dünyasını kaybeder ve ağır bir maddi hastalık geçiriyorsa bir de şehitlik bile kazanabilir. Doğru mu? Ama vesvese bir insanın hem bu dünyasını hem öbür dünyasını ikisini birden hezeyan haline getirebilir. O kadar tehlikeli bir şey. Şimdi bu vesvese dediğimiz noktayı açıklayacağım ama ondan önce bu takıntı dediğimiz insanı bir noktaya odaklayarak boğma dediğimiz şeytanın sürekli tekrar ettire ettire şüpheleri kalbe düşürmesi dediğimiz vesvesenin çeşitlerinden bir bahsetmek istiyorum. Çünkü şeytanın film arşivi çok zengin. Yani buradan yatırmasa buradan yatırıyor. Buradan yatırmasa buradan yatırıyor. Şimdi burası imtihan yani. İmtihanda ne olur biliyor musun? Nerede zaafın varsa şeytan direkt orayı biliyor. Seni annem babandan daha iyi tanıyan birisi var kale içinde. Kim o şeytan? O yüzden çok fazla film arşivi var. Ben birkaç tane örnek aldım. Şeytanın vesveseleriyle ilgili. Mesela boşanma noktasında vesvesesi var şeytanın. Evde bir tane sorun var adamın hanımıyla ilgili ya da hanımın adamla fark etmez. Orada böyle küçücük bir sorunu alıyor. Kurt gibi içeriye atıyor şeytan. Adam içeriden tekrar etmeye başlıyor. Hanımının beğenmediği o özelliğine. Zaten yüzde yüz birinin birini beğenmesi söz konusu mu? Mümkün değil. Şimdi normalde adam baksan hanımını seviyor. Yani böyle bir seni boşayım demeye cesaret edemiyor. Ama içeride tekrar var mı? Sen bunu boşa, sen bunu boşa, sen bunu boşa. Bir gün bir kriz olayı yaşanıyor. Çat diye adamın ağzından üç talak çıkıyor. Boşanmış oluyorlar. Bize bu noktada çok telefon geliyor biliyor musunuz? Arıyor. Ya böyle böyle diyor işte. Ne oldu birader diyorum. Ya şöyle sinirliydik, böyle kavga ettik, şöyle bir şey dedi de damarıma bastı, verdim üç tane talağı diyor. Talak da öyle bir mesele ki yani, boşanma yani. Şakasını bile yapsan gerçektir. Öyle ince bir mesele. Ne oldu? Şeytan oradan girdi damara bitirdi. Yani baktığında boşanmalarda bile parmağı var bir şeytanın? Orada bile parmağı var. Yahut evliliği berbat hale getiriyor. Şimdi adamın bir tane öyle obsesyona girmiş, vesvese takıntıya girmiş. Evden çıkmadan bütün perdelere iğne takıyor adam. Sonra eve gelince bakıyor iki tane iğne düşmüş ya. Başlıyor hanımına bağırmaya. Sen diyor perdeden dışarı kime baktın diyor. Allah Allah. Yahut evden çıkmadan önce sabunun üzerindeki kılların nasıl durduğunu adam böyle hesaplıyor. Akşama eve geliyor ya kılların yeri değişmiş. Ne oldu ki? kim girdi bu eve diyor. Şey var ya hanımı uyurken adam kalkıyor yataktan sandalye çekiyor hanımının yanına. Hanım rüyada gülerse eğer hemen uyandırıyor. Ne gördün de sen kime güldün diye. Yani evlilik hayatını bile berbat ettiren şey ne? Bu vesveseler, takıntılar. Yani adamın bir şeye odaklanıp oradan kurtulamama hali. Veyahut başka bir örnek daha verelim. Mehdilik meselesinden vesvese. Duymuş muydunuz hiç? Şimdi normalde biliyorsunuz benim araştırmama göre Allahu Alem alimlerimiz daha iyi bilir. Kırka yakın Mehdilikle ilgili hadis biliyorum. Yani sahih bir mesele değil mi? O ahir zamanda gelip tecdidi din edecek. Yani Kur'an eczanesinden o asrın hastalığına göre reçete yazabilecek bir zattan bahsedilir. Şimdi böyle olunca insan tabii kendini öyle bir makamda görmek hoşuna gidiyor değil mi? Mehdi olacaksın, insanlığı sen kurtaracaksın. Değil mi? Ya da sen kutsanmış olacaksın. Öyle olunca ya maalesef ile söyleyeceğim her mahallede bir Mehdi çıkmaya başladı biliyor musunuz? Bu Mehdilik olayı bile, bu sahte Mehdilik olayı bile Neyden oluyor biliyor musunuz? Vesveseden oluyor. Şeytan içeride bir atıyor böyle. Hele yanına gelmiş iki tane kafası çalışmayan adam da şöyle bir cümle kullanıyorsa, "Yahu senin bu kulağın var ya, e, ee, Mehdi'nin kulağına çok benziyor." Sen Mehdi'nin kulağını nerede gördün? İki kişi de böyle övmüşse adam bu sefer mahallede Mehdi'yim Mehdi'yim diye geziyor. Yani bize de çok öyle telefon falan geliyor. Hatta bir tanesi bizim kardeşe geldi. Aramış demiş ben Mehdi'yim, dünyayı kurtaracağım, kainatı kurtaracağım. Geleceğim oralara da irşat edeceğim de demiş. Şimdi dolmuş param yok demiş. Dolmuş parası bulunca gelip anlatacağım demiş. Allah Allah. Yani olayı görüyor musun? Merhum 40. hocaya gitmiş bir tanesi. Demiş hocam özel konuşmamız lazım. Neyse. Hocanın da demişler öyle bir ahlakı yok ama neyse kırmamış almışlar demiş. Hocam böyle böyle ben Mehdi'yim köyden geldim. 40. hoca da demiş vallahi kardeş demiş şimdi çok soğuktur. Sen git sen tebliğ etsen kimseyi evden çıkaramazsın. Sen git demiş yazın geri gel. <laughs> yani Şimdi baktığında metrik ve bile altında ne var? Vesvese var ya şeytan. Seni odakladığı bir zaaf buluyor. Tekrar ediyor, 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 ediyor. Amaç ne? Seni imanından alıkoymak. Veyahut koku meselesiyle ilgili vesvese var biliyor musunuz? Mesela çocukken birisi bir hatıra yaşıyor ve o hatıra esnasında bir de koku duyuyor. Yani ikisini aynı anda, bitişlik ilkesi diyorlar ya, aynı anda yan yana buluyor ikisini. Ondan sonra o kokuyu dışarıda kimden duysa onu tehdit olarak görüyor ve bir süre sonra evden çıkamaz hale geliyor. Ama o koku burnuma gelecek ve yine benim başıma bir iş gelecek diyor. Yani kokudan ne yapıyor şeytan? Vesvese veriyor. Yahut çocuktan vesvese veriliyor biliyor musunuz? Şimdi şeytan tabii içeride çocuğun kıymetini arttırıyor ve anne baba diyor ki ben diyor çocuğuma tapıyorum diyor. Ne demek biliyor musun tapıyorum? Yani Allah'tan daha fazla seviyorum diyor. Daha sonra böyle onu önemsemeden dolayı içeride öyle haller başlıyor ki Çocuk annenin kucağında Camın kenarında dışarı bakıyorlar. Anne birden çocuğu yere atıyor. Diyor ki ben diyor çocuğu birazdan camdan atacağım diyor. Allah Allah. Bir süre sonra çocuğu hiç kucağına almamaya başlıyor. Yahut aynı vakadan dolayı çocuğunu mutfağa almayan anneler var. Niye almıyor mutfağa? Bıçak elime geçer de çocuğu bıçaklarım diye. Vesveseyi görüyor musun? Ya da çocuk yaşı ilerlese bir okula falan gönderse ne oluyor biliyor musun? Aman diyor şimdi diyor benim çocuğun başını vurdu da diyor beyin kanaması mı geçiriyor? Biri mi kaçırdı benim çocuğu? Ya servisle geliyor diyor. Servis mi devrildi diyor. Yani aklına olmayacak ne kadar ihtimal varsa her biri ne oluyor? Yerleşiyor. Ne çocuk kalıyor ne anne kalıyor. Yani bu şartlarda büyüyen çocuğun da ruh hali sağlıklı bir şekilde ilerlemiyor. Allah Allah. Ya da neyden geliyor? Temizlikten geliyor temizlikten. Mesela şimdi bir bayanı düşünün temizlik obsesyonundan nasıl bir hale geliyor? Şimdi eve bir misafir geliyor ya diyor ki bu dışarıdaki ne kadar virüs mikrop varsa eve getirdi diyor. Misafirler gidince parmağının değdiği her yeri kezzapla temizlemeye başlıyorlar. Öyle bir obsesyon oluyor. Ya evdeki kapıyı söküp banyoda yıkayan geri takan anneler var biliyor musunuz bu şekilde? Bu temizlik dediğim noktanın bir de daha hassası var. İmanda temizlik yani abdest noktasında. Şimdi bazıları tuvaletten bana mikrop bulaşır diye yıllardır çok affedersiniz tuvalete gidiyor, yere peçete seriyor ve büyük abdestini o peçeteyi yapıyor. Yıllardır böyle şeyler var biliyor musunuz? En son annesi babası anlıyor da ya bizim çocuk böyle böyle olmuş diye kliniğe falan götürüyorlar çocuğu. Şimdi bak temizlik noktasından nasıl geçiyor ya da kimisine acaba diyor idrarım kaçtı mı diyor. Şimdi ben affedersiniz böyle açık açık anlatıyorum. İzmir'de öyle bir tane yaşlı muhterem bir abiyle oturmuştum. Hassas yani. Dinde çok hassas ama muazene yakliye biraz noksan olunca vesvese başlamış. Çok affedersiniz yani böyle pamuklar tıkayarak hani aman idrar kaçmasın, aman idrar kaçmasın. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Ya bu idrar kaçmasın meselesi artık onu bir yere götürmez hale geliyor. Çünkü şimdi arabaya bindim ya arabada idrar kaçarsa. Vapura bindim, uçağa bindim idrar kaçarsa. Daha sonra bu daha da ilerlemeye devam ediyor. Evde çıplak gezmeye başlıyor. İdrar kaçarsa ben ona hemen tespit edeyim diye bir de çıplak gezmeye başlıyor. Bakın şu temizlikten gelen yani bir abdest noktasından idrar noktasından temizlik noktasından gelen vesveselere bakar mısınız yani? Bizim zamanında buraya geliyordu bir tane öyle arkadaş vesveseli. Adı önemli değil. Mertcan diyeyim öyle adına. Mertcan diye bir arkadaş geliyor. Ya kime sorsam Mertcan'a herkes tuvalette tanışmış Mertcan'la. Tuvalette ben de muhabbet ettim. Çıkarken görüyordum. Şimdi bizim Mersin çocuğu buğday tenli esmer olur ya. Çocuk esmer giriyor beyaz çıkıyor tuvaletten. Böyle bizim arkadaşlara soruyordum. Görüşüyor musunuz Mertcan'la? Abi görüşüyoruz diyordu. Böyle telefona bir bakıyordum. Her birisi telefona Mertcan tuvalet diye kaydetmiş çocuğu. Orada tanışmışlar ya. Çocuk tuvaletten çıkamıyor. Saatlerce öyle vesveselenmiş ki. Aman benim şu an mı kuru kaldı, buram mı kuru kaldı, şu arası mı kuru kaldı? Yan böyle zımparalıyor gibi abdest alıyordu kendisini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste vesvese veren bir şeytandan bahsediyor. İsmi Velehan tabiinin büyük imamlarından Tavus bin Kaysan diyor ki insana en ciddi sıkıntı veren şeytan bu velahandır diyor. İnsanı usandırana kadar, bıktırana kadar, neyden usandırana kadar? İslam'dan, dinden uzaklaştırıp bıktırana kadar onun peşini yakasını bırakmaz diyor. Allah Allah. Bizde öyle bir algı var ki bu vesvese hastalığının en temel sebebi mükemmelliyetçilik. Bu kelimeyi unutmayalım, ileride de lazım olacak. En temel sebebi nedir? Mükemmelliyetçilik. Adam diyor ki şimdi ben diyor mükemmel bir namaz kılacağım. Peki mükemmel bir namaz kılmadan önce mükemmel ne yapması lazım? mükemmel abdest almam lazım diyor. Ya böyle bir namaz yok yok. Siz Allah aşkına kaç tane namazınızda böyle huşuyla durabiliyorsunuz? Yani mükemmel bir namaz diye bir şey yok. Yani eğer namazlar mükemmel olsaydı biz namazı bitirdikten sonra tövbe istiğfar etmezdik namazdan sonra değil mi? Allah'ım affet kusurlarımız var, günahlarımız var. Kabul et diye böyle tövbe istiğfar etmezdik. Senin namazın mükemmel olduğu için makbul olmuyor. Allah eğer razı gelirse makbul oluyor. Bu ne demek? Demek ki bak şu cümle çok kemik ya. Sen kurallara takılıyorsun ya orada. Böyle olması lazım toplu kadar. O cümle zaten kaç hoca belki batırmıştır. Toplu kadar yer kalmayacak. Yani onu takıntı yaptığı için yoksa cümlede haşa bir şey yok. O cümleyi takıntı yaptığı için aman dur toplu ne kadar burada kaldı mı şurada kaldı mı yahu mübarek adam. Allah kurallara tabi değil. Yani sen bazı kuralları yanlış yaptığında da Allah onu kabul edebilir mi? Edebilir niyetine bakaraktan. Allah kurallara tabi değil. Kurallar Allah'a tabi. O yüzden sen kurallara odaklanmayacaksın. Nereye odaklanacaksın? Allah Azze ve Celle'ye odaklanacaksın. Bir gün Sad bin Ebi Vakkas Efendimiz abdest alıyor. Allah Resulü Aleyhisselam bakıyor ki üçten fazla alıyor. Diyor ki ey Sad benim öğrettiğim gibi üç kere yapacaksın. Yoksa suyu israf edersin diyor. Sad bin Ebi Vakkas Efendimiz diyor ki ya Resulallah abdestte de su israf olur mu? Efendimiz ne diyor biliyor musun? Derenin kenarında da abdest alsan israf olur diyor. Allah Allah. Bakın hadiseye bakın. Allah Resulü Aleyhisselam zamanında demek Benzer vakalar zaman zaman yaşanıyor. Arkadaş giriyor tuvalete. Tuvalette aklına kötü düşünceler gelmeye başlıyor. Şetim diye bir kelimeye çalışacağız. Şetim bu demek. Kötü hayaller, kötü sesler, kötü düşünceler. Şetim o yani. O düşünceler gelince diyor ki yahu sen tuvalete giriyorsun, Kabe düşünüyorsun. Adam bir süre sonra tuvalete bile girmemeye çalışıyor. Şimdi bir insan tuvalete girmeye sürekli çekinirse artık abdest aklına gelince de tuvalete girmek istemez. Neyi bırakır bu adam? Ya namazı bırakır ya. Bakın bize Diyarbakır'da arkadaşlarımız var medresede. Onlarla böyle yılda iki yılda bir denk geliriz, çay içeriz. Onların medresede alim bir zattan bahsederler. Orada biliyorsunuz alimlere ne derler? Mele derler, molla manasında. Bu alim zatın lakabı neymiş biliyor musunuz? Mele vesvese. Yani vesveseden öyle bir hale geliyor ki giriyor. Orayı böyle hipo çamaşır suyuyla 3 saat temizletiyor her abdest almadan önce. E bir insan her abdest almadan önce 2-3 saat temizlik yaptırsa yaptırsa en son böyle bilgili bir zat Namazı bırakmış, yıllarca namazı bırakmış. Allah Allah. Şimdi ne kadar sıkıntılı bir şey değil mi? Demek ki burada problem de biliyor musun? İnsanın takıntı yapması, odaklanması. İyi de takıntı yaptığım çok kutsal bir şey. Zaten şeytan da oradan yiyecek seni. Birazdan ayrıntıları göreceğiz. Bakın çok şaşıracaksınız. Takıntı yaptığından dolayı zaten problem yaşıyorsun. Bizim bir tane akrabamız var. Bu akrabamızın da iki tane dayıoğlu var. Şimdi bu iki dayıoğlu bir gün cumaya gitmiş ama hafif takıntılı insanlar. Cuma'da da hoca efendi vaaz ediyormuş. Namaz şöyle önemli, şöyle önemli, şöyle önemli derken o ikisiyle göz göze gelmiş. Sakın namaz kılmayı unutmayın diye ikisiyle göz göze gelmiş. Oradan iki dakika daha geçmiş. Ya bakın bu namaz önemseyin diye göz göze gelmiş. Aradan iki dakika daha geçmiş. Ya bakın demiş bu namaz o kadar önemli ki sakın bırakmayın diye göz göze gelmiş. Öbürü de tutmuş. Dayı olur, demiş biz namaz kılmıyor muyuz? E, kılıyoruz. E söylesene demiş adama ya. <laughs> Sürekli. Yani bu vesvese gerçekten adamı usandırıyor. Çok ilginç bir vaka. Ben İzmir'de kardeşler vardı ama hızlı hayatında kardeşlerdi. Şimdi onlara böyle oturup ders okuyorduk. Eski hayatları gayrimeşru çocuklar böyle 20-30 tane Allah nasip etti toplamıştık. Daha öğrenci haldeydik. Ama böyle sürekli bin marketten çikolatalar, kolalar, çocukları toplayalım edelim diye. Neyse bir gün topladık böyle ben de anlatıyorum. Diyorum ki bak böyle namaza durursunuz çünkü siz yeni başladınız. Siz dedim Allah dedim size huzuruna almış. Çok seviyor sizi. O yüzden huzuruna almış. Namaz kıldırıyor yani. Nasıl büyük bir şeref. Yani bir insanın bir günde beş vakit namazı kılmasından önemli ne olabilir? Bak nasıl bir şeref diye anlattım. Dedim siz yeni olduğunuzdan şeytan sizin bu yola girmenizi istemeyecek. Daha sonra böyle vesvese atacak. O vesveseyi de kalbiniz kabul etmeyince şetme. Yani kötü görüntülere, kötü seslere dönüşecek. Sakın merak etmeyin dedim. İçlerinden bir tanesi var dedim. Mehmet abi dedi. Söyle kardeş dedim. Abi bana video geliyor ya diyor. <laughs> Yani şeytan anladın mı? Kalibresine göre yani. Kimisine fotoğraf, kimisine video. Amacı ne orada? Usandırayım şu namazdan kaçsın gitsin. Şeytanın verdiği vesvese çeşitleri çok ilginç değil mi? Bir iki tane daha anlatayım değil mi? Biraz çeşitlendirelim ki olayın vehametini anlayalım yani. Olayın sıkıntısını, önemini, şiddetini anlayalım. Şeytan oralardan da yatıramazsa bir insanı bu sefer itikadi noktadan vesvese verir. Mesela biz hadislerden biliriz ki Allah Azze ve Celle'nin zatı düşünülmez. Neyi düşünülür? Efali, sıfatları, fiilleri düşünülür değil mi? Esması düşünülür. Bunun böyle olduğunu bile bile şeytan bir yokluyor oradan Allah'ın zatını düşündürtmeye çalışıyor. Yani bu ifadeleri kullanırken içtinap ediyorum ama anlaşılsın diye de kullanma ihtiyacı hissediyorum. Hakkınızı helal edin. Der ki kaşı nasıl, gözü nasıl, eli nasıl, haşa. Anlatabiliyor muyum? Oradan düşündürtmeye çalışır. Oradan da in bir insanı deviremiyorsa bu sefer der ki ya, ya yoksa der. Yahut Kur'an okurken, bak burada bile çoğu insanın aklına gelmiştir zamanında. Ne diyor Kur'an okurken? Ya bu Kur'an'ı bir insan yazıp senin önüne koydurmuş olamaz mı değil mi? Sürekli amacı ne? Seni huzurdan kaçırmak. Şeytanın amacı bu. Ya da buralardan da çözemezse ne yapar? Meleklerin suretleriyle ilgili vesveseler verir. Ya acaba erkek midir, dişi midir, kanadı mı var? Ya kanadı varsa o bayandır, şöyledir, böyledir diye. Halbuki kanadı olan erkek güvercin yok mu? Haşa yani. Öyle anlaşılsın diye söylüyorum. Ama amacı o değil. Amacı seni yıldırmak. Oralardan da iş göremezse bu sefer Peygamber aleyhissalatu vesselamın hücre-i saadetinde nasıl bir özel hayat yaşadığı noktasından vesvese vermeye çalışır. Efendimiz aleyhisselamın ezvacı tahirat dediğimiz o mübarek annelerimizle ilgili aklınıza gelebilecek nasıl vesveseler varsa her birisini vesvese olarak şeytan verir. Bunların hiçbirisinin kalbimizin sözü olmadığını, imansızlık olmadığını, küfür olmadığını, itikat bozukluğu olmadığını, aksine vaksine sen imana çok güzel yürüdüğün için bu vesveselerin sana sürekli geldiğini birazdan öğrendiğimizde bunların her birisi izale olacak gidecek. Ama şeytanın bir tane daha çeşit vesvesesi var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şeytan bazı insanlara bakar, o insanlara ne yapsa dinden, İslam'dan onu uzaklaştırabilecek mi, uzaklaştıramayacak. Ne vardır böyle bir insanlarda? Muazzam bir potansiyel vardır değil mi? O insan demek ki böyle İslam'ı öğrense, tam kalbini aksa tam bir mücahit olacak adam. Gecesini, gündüzünü, bedenini, nefsini, nefesini, malını, sevdasını, en kıymetli vaktini tamamını Allah yoluna infak edecek ya. Bu sefer de şeytan ona başka bir vesvese verir ki o vesveseyle teheccüdde bile hassasiyet gösterip kaldırır ki cihat etmesin diye, mücadele etmesin diye Allah için daha önemli işler yapmasın diye. Anlıyor musunuz meseleyi? Yani bu noktadan bile şeytanın vesvesesi var. Öyle bir insanı yakalar ki ya sen şimdi şuraya gidiyorsun, bunları okuyorsun, buralara gidiyorsun, başkalarına iman yetişiyorsun. Ya teheccüdünden önemli mi diye teheccüde kaldırır ki onu Allah yolunda mücadele etmesin. Bak ben bu cümleleri de duydum biliyor musun? Şimdi böyle iman dersleri noktasında eksi olmuş bir arkadaş hayata yeni başlamış. Teheccüdü de hayatına katmaya çalışıyor. Güzel ve doğal olarak. O adam orada vesveseye düşmüştü. Dedi ki ya şimdi dedi bu dersleri dinleyeceğiz de bu dersleri dinlemek için teheccüdüm kaçarsa dedi. İyi de sen bu dersleri bilmezsen daha namaza başlayalı bir ay olmuş. Sen bir ay sonra, iki ay sonra İman hakikatleri kalbinde yer etmediği için namazı da kıldırmayacak sana. Şimdilik seni neyle kandırıyor? Teheccüdle kandırıyor. Bakın şeyde de böyle yapar. Mesela bir organizasyona girmiştir bir insan. Orada Allah için çok kuvvetli işler yapılır. Bir birliktelik olduğu için, bir uhuvvet olduğu için, bir kardeşlik olduğu için, bir cemiyet olduğu için. Şimdi şeytan orada mesela dikiş tutturamazlar ki aman ya sen eve git. Evde daha fazla Kur'an okursun. Teheccüdlerini kaçırmazsın. Sürekli zikir çekersin, evrat çekersin. Ya haftalık edersin. Der. hatim edersin de. Ne hatmi ya namazını kıldırmaz birkaç ay sonra. Başta 2-3 gün yaptırır bunları biliyor musun? Niye? Çünkü gazını alması lazım. Gazını almak için böyle başta yaptırır 3 gün 5 gün. Der ki ya tamam sen böyle evde tek başına bir mücahit olacaksın der. Daha sonrasında namazını kıldırtmaz ona. Zira arkadaşlar mukayese ederse hak verirler. Evde namaz kılmakla şöyle bir güzel arkadaşlar içerisinde uzun uzun tesbihatlarla namaz kılmak arasında dağlar kadar fark var. Allah Allah. Evde böyle 5 dakika namaz kılmayıp üşenir insan ama aynı işleri yapan bir toplumun işine girdiğinde ne 5 dakika namazı, uzun tesbihatlar, üstüne kuranlar, sohbetler, Allah yolunda koşturmaların her birisi insana lezzet verir. Ama şeytan işte oradan kaçırmak istiyor. Çünkü burada bir kişi merkeziyle dışarıda bin kişi nimanla vesile olacak. Şeytan bunu ister mi? İstemez. O kişi bunu bilmiyor ama şeytan iyi biliyor. Şimdi bu anlattığım problemleri eminim siz de zihninizde çoğaltıyorsunuzdur. Bunları unutmayaraktan bir de Vesvesenin ne olduğu, ne kadar problemli olduğu noktalarına değinelim ve yeni bir alt başlık girelim. Vesvese nedir diye. Vesvese sözlükte visvas kökünden gelir. Yani vesvese fısıldamak ama bunu nasıl yapacak? Peş peşe yapacak. Peş peşe kötü görüntüleri, kötü düşünceleri, kötü sesleri hayal dünyana atmak demektir. Bakın aklınıza değil, kalbinize değil. Nereye? hayal dünyana atmak demektir. Ama nasıl yapıyor bu işi? Sürekli yapıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir Müslüman dirayetlidir. Bunu bir kez yaptığında onu bir hayır yolundan alıkoyamazsın, günah alıştıramazsın. Madem bir kere yaptığında alıkoyamayacaksan nasıl yapacaksın? Sürekli peş peşe. Zaten bakın dikkat edin kelimede de öyle bir mana var değil mi? Vesvese, vesvese, peş peşe, peş peşe. Yani vesvesedeki olay çok küçük bir mesele vardır. Hiç yani hiç dünya yansa önemli değil. O kadar küçük bir meseledir. Onu sürekli vere vere ağırlaştırır. Şimdi şu bardağı 200 gram diyelim. Şöyle ben kaldırıyorum. Var mı problem kaldırmamda? Yok. Ama ben aynı bardağı sürekli tutmaya kalkarsam, 2 saat tutmaya kalkarsam 2 kilo olur bu 200 gramlık bardak bana. Vesvesedeki sır budur işte. Sürekli yaptıra yaptıra küçücük bir şeyi sen de ağırlaştırır. Peki amaç nedir? Seni Allah'ın huzurundan kaçırmaktır. Kur'an'da Beş yerde geçmektedir. Bir ikisine değinelim. Mesela Araf suresi 20. ayet-i kerimede geçer. Ne anlatır biliyor musunuz o ayet-i kerime? Hazreti Adem peygamber ile Havva annemizin cennette yasaklanmış olan meyveyi koparıp yemesinin sebebinin vesvese olduğundan bahseder. Olayın ciddiyetini görüyor musunuz? Bir peygamberi ya Allah Allah o bildiğimiz. Hazreti Adem ile Havva annemizin vakasının temelinde ne varmış yine? Vesvese. Vesvese varmış. Nas suresine baktığımızda min şerril vesvasil hannas diye bildiğimiz oradaki vesvasil hannas. Şimdi o kelime ne demek acaba? Vesvasil demek vesveseyi veren demek. Değil mi? Hannas kelimesi de şimdi orada aslında açığa çıktığında saklanıp geri planda devam eden demek. Şimdi bu iki kelimeyi birleştirip vesvasel hannas kelimesini birleştirdiğinde açı açıklığında birisi saklanıyor, kendisini gizliyor, tanıttırmıyor, gösteriyor. Çünkü tanıdığında gidecek şeytanın bütün oyunları. Ve sürekli aynı olayı, aynı kurguyu, aynı görüntüyü kalbine mi veriyor? Hayır. Aklına mı veriyor? Hayır. Hayal dünyana veriyor. Yine bildiğiniz bir ayette, "Allazi vesvesu fi Yani o sadrınıza, sinenize, gönlünüze Vesvese verilmesinden, vesvese veren şeytandan Allah'a sığınmayı anlatan bu ayeti de biliyoruz hepimiz değil mi? Demek ki buradan aslında olumlu bir manada çıkıyor. Vesvese alan kime sığınması lazım? Allah'a. Biliyor musunuz? Dozunda bir vesvese doğru kullanılırsa eğer bir insanı sürekli Allah'a yaklaştırır ve kemalini arttırır. Çünkü şeytan bir insana tasallut etmeseydi o insanın makamı melekler gibi sabit kalırdı. Bizim makamımız nasıl artıyor? Şeytanın vesveseleri sayesinde artıyor. Yani evet biz bugün vesvesenin olumsuz noktalarını konuşacağız ama bir de bunun olumlu manası var. Nedir o? Başına ne hal gelirse Allah'a sığınma olayı. Allah Allah. Şimdi beyler ben de kendi çapımda vesveseyi çok araştırdım ama üstad hazretlerinin bahsettiği gibi şu cümleler, şu kelimeler var ya. Neyi araştırdıysam hep bakıyorum temelinde bunlar var. Bir okuyalım. Meseleyi anlayalım. Buyurun başlayalım. Bismihi Subhanehu. 21. sözün 2. makamı. Kalbin 5 yarasına 5 merhemi tazammun eder. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi e'udhu bike min hemezatis şeyatîn. Ve e'udhu bike Rabbi eyyehzurûn. Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da ey Rabbim sana sığınırım. Mü'minin Suresi. Ey marazı vesvese ile müptela. Yani vesvese hastalığıyla müptela olmuş. Evet. Biliyor musun? Vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Şimdi vesvese nasıl büyürmüş? Ehemmiyet verince. Bakın problem şurada. Önemsemek, ehemmiyet vermek, odaklanmak. Ama bu odaklanma olayı var ya, sadece böyle namaz ibadet gibi düşünmeyin. Siz bir arkadaşınızla girdiğiniz bir olayda. Bakın haklı değil. Haksız bile olsanız rasyonel bir akıl der ki git helalli kal özür dile bu iş bitsin der. Bakın haksız bile olsanız en kötüsünden örnek veriyorum. Ama rasyonel olmayan vesveseli bir akıl orada bile beni affetti mi? Beni acaba cimri mi görüyorlar? Beni kötü mü görüyorlar? Beni bitmiş bir adam mı görüyorlar? Bakın haklı değil, haksız dahi olsa ya da haklı olsa hiç fark etmez. Burada bile adamı odaklandırıp mahvetmek istiyor. Bizde odaklanma özelliği muazzam olan bir tane manevi organ var. Ona Latife-i Rabbaniye diyoruz. Hani Rad suresinde kalpler yalnız Allah'ı anmakla tatmin olur diye geçiyor ayette. Orada kalp dediği Latife-i Rabbaniye diye bir manevi organımız. Aynı böyle bu nasıl kuvvetli olsa masa kaldırırım, bu nasıl kuvvetli olsa uzaktan görürüm o da ne kadar kuvvetli olursa Allah ile irtibata girerim. Bu Latife-i Rabbani'nin özelliği ne biliyor musunuz? Odaklanmak. Yani her meselede Allah'a bağlamak istiyor. Bununla tatmin oluyor, bununla doyuyor. Şurada mesela bir arkadaşım tebessüm ediyor. Ya Allah bana güzel arkadaş göndermiş bir de güldürtüyor bak. Ne yaptım? Odaklandım. Şurada bir yudum çay aldım. Ya Rab bu çayı da dilime göre yarattın. Ne yaptım? Odaklandım. Mesela bir güldüm ya da ağladım. Necip suresi geldi aklıma ya güldüren de Allah, ağlatan da Allah. Öyle mi? Bir yaprak düştü. Ya yaprak bile onun ilmi haricinde hareket edemez. Ne yapıyorum ben şu an? Odaklanıyorum. Bakın bu müspet doğru manada bir odaklanma. Bu işi yapan manevi organın adı ne? Latife-i Rabbaniye. Peki odaklanmanın güzel bir yönünü anlattım. Şimdi de diyorum ki odaklanmak kadar berbat, lanet bir şey yok diyorum. Niye biliyor musunuz? Tek doğru ve güzel olan odaklanma az önce anlattığım odaklanma şeytanın kurduğu bütün oyunlar ama bütün oyunlarda başka yere odaklanıp Latife-i Rabbaniye'nin odağını bozmak üstüne kurulu. O yüzden size zararlı gelse, zararsız gelse, şöyle gelse, böyle gelse neye odaklansanız aslında Latife-i Rabbaniye'nin odağından çalıyorsunuz. Yani Allah ile irtibattan alıyorsunuz. Yani o an sen Allah'ı düşünmüyorsun. Ama Latife-i Rabbaniye sadece bununla besleniyordu. İşte bu sefer de içeriden ızdırap başlıyor. Şeytanın taktiği de odaklanmak. Bizi tek kurtaran şey de Allah ile odaklanmak. Yani aynı olguyu kullanıyor şeytan. Farkında mısınız? Ya ben berber saçımın önünü nasıl böyle keser diye 2-3 hafta kendine gelemeyen arkadaş tanıyorum. Şimdi normalde baktığında hani ya ne olmuş saçıdır işte önemsiz falan dersin ama 3 hafta odaklanması gereken başka bir şey vardı bak. O 3 hafta kainat döndü, yıldızlar döndü, gezegenler döndü. Sen nefes aldın, hücrelerin hareket etti. Her birisinde Allah bak beni tanı. Ben bunları sana verdim demek istedi. Sen saçın önüne odaklandığından 3 hafta ne oldu zayi oldu. Anlıyor musunuz? Şeytanın odaklandırma taktiği aslında bizde kabiliyet olarak olan bir taktik. Ama tek bir organın işi. Hangi organ? <laughs> Latife-i Rabbaniye. Özelliği neydi? Her şeyi Allah'a bağlamak. O Latife-i Rabbaniye bir çalışsa talepte bile şirke girmek istemez. Bir insan dese ki ya bir bardak çay istiyor musun? Vallahi şükretmek için istiyorum. Allah Allah bak ne oldu? Allah'a bağladı. Talepte bile Allah istedi. Ya sen şu işlerini büyütmek istiyor musun? Müslümanlara omuz olmak için istiyorum. Ne yaptı? Bak yine Allah'a bağladı. Latife-i Rabbaniye'nin özelliğini şeytan bozup odağı kendisine çekmek istiyor. Bunu neyle yaparsa. Anlıyorsun değil mi? Saçın önü, su. Bir arkadaşla tartıştım. Ya bunlar benim hakkımda cimri diye mi düşünüyor? Ya bunlar beni sevmiyor mu? Ya zaten sevdiren de Allah değil mi? Sen yine orayla çözmen lazım bak. Gene Latife-i Rabbani'nin işini alıyor, bir beşere veriyor ya damarından. Şeytanın en büyük silahı neymiş? Takıntı dediğimiz odak noktası yapıyor. Şimdi bir gün bir tane genç çocuk bir tane hacı görmüş. Demiş ki ya hacı amca sen gece uyurken sakalını yorganın üstüne mi koyuyorsun altına mı demiş. Hacı amca da demiş ki ya yeğenim demiş hiç düşünmemiştim. Biz gece gideyim uyuyayım bakayım sabah söylerim sana demiş. Sabah olmuş çocuğa gelmiş demiş ki 40 yıldır bu sakalı taşıyorum. Hiç böyle olmamıştım. Sabaha kadar beni uyku tutmadı. Ben bu sakalı nereye koyuyorum diye. Bir hacı amca belki sabaha kadar ne ibadetler yapacak. Olay ne? Kıldan tüyden bir sakal. Yani görüyor musunuz şeytanın en ana problemi ne? Takıntı, odaklatmak. Şimdi bak bu odaklanma noktasını ben sakal diyorum ya. Dükkanla ilgili bir mesele oldu mesela. Sabah akşam yattın kalktın onu düşündün. Sen ona ehemmiyet verdiğin anda odak yaptın mı? Bittin işte. Aile içi başına bir hal geldi. Sabah akşam yatıyorsun kalkıyorsun onu düşünüyorsun. Acaba böyle olmasaydı? Ya böyle olmasaydı konusu? Gene aynı konu. Ya ben böyle yapsaydım o böyle yapar mıydı? Ya çocuk şöyle olsa nasıl olurdu? Allah, Allah. Ya ev böyle mi olsaydı? Araba şöyle mi olsaydı? Babam şöyle mi derdi? Annem böyle mi derdi? Ya üç yıl önce de böyle demiştim. Böyle demeseydim böyle mi olurdu? Ne yapıyor seni? Odaklatıyor, odaklatıyor bak. Ehemmiyet verdiriyor ki şişsin takıntı yaptıracak, odaklatacak. Odaklandığın her şey büyük müdür? Büyüktür. Bak şu bardak. 5-10 liralık bardaktır. Kırılır yani 5-10 lira bir şey değil mi? Bir şey yok ya. Yani. Sen şimdi buna ehemmiyet ver. Bu bardak benim hayatımın en özel bardağı. Ben akşam şu saatte illa bu bardaktan çay içerim. Ne yapıyorsun? Anlam yüklüyorsun ve ehemmiyet veriyorsun. Latife-i Rabbaniye'yi kopardın mı? Ya bunu Allah verdi Allah. Yani koptu mu Latife-i Koptu. Velev ki birisi de şu bardağa dokunsun hadi bakalım kırsın. Hayatın yıkıldı hayatın. Ya bir porselen bardak ha. 5 liralık 10 liralık bardak hayatını çökertti senin. Aynı manayı arabaya verdiğini düşün. Aynı manayı bir insan ilişkisine verdiğini düşün. Dostsun yani. Sen yine her zaman doğruyu yapmayı seç ama bugün güler yarın buluşabilirsin. İnsan hali olur mu böyle şeyler? Aile içindesin. Bir gün iyi bir gün kötü olabilirsin. Sen yine hep doğruyu tarafı seç. Doğruyu yap. Doğruyu yap ki Allah'ı düşün. Latife-i Rabbaniye çalışsın ve desin ki aa ben sevap alıyorum. Vesvese yapmama Gerek yok. Takıntı yapmama gerek yok. Odaklanmama gerek yok. Ne kadar dünyanın işlerine odaklanırsan o kadar tevekkülden olacaksın. Vesveseye daha çok düşeceksin. Çünkü ehemmiyet verirsen şişer. şişer. En ana meselesi burası bak. En ana meselesi. Allah Allah. Devam edelim mi? Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Küçük görsen küçülür. Bak şimdi. Bir şey ehemmiyet verdikçe şişiyorsa, büyüyorsa aslında o şey küçüktür. Bak ne güzel oldu değil mi? Az önce bardak örneğini verdik ya. Ya ben şu saatte ancak bu bardakla içerim falan fıstık. Bir bardak takımım var, rakamı 40 olacak. Ya senin evine hiç 40 kişi aynı anda misafir gelmedi ki ya. Velev 39 olsun, ne var yani bunda? Demek ki bir şeye ehemmiyet verdiğince şişiyorsa o şey aslında küçüktür. Peki bizim hayatımızda, özellikle sizin gibi güzel ve güzide insanların hayatında en çok ehemmiyet verdiği şey ne? Namaz. Demek ki nerede takıntıyı yakalayacak? Namazda. Namazda gelecek, Akla mı giriyordu, kalbe mi? Hayali. Hayale, giriyordu. <laughs> ne atıyordu hayale? Şetim. Şetim neydi? <laughs> kötü görüntü, kötü ses. Oraya atıyor ya. Sen orada ehemmiyet verdiğin anda aman ya Rabbi senin gibi bir adam hem bunları düşünecek hem Allah'ın huzurunda olacak. pü rezil. Ya boş ver ya boş ver. Bunlar benim kalbimin sözleri değil diyeceğiz birazdan. Ve ne yapacağız? Ya Rabbi ben yarım yamalak kulum ama bu halde bile sana geliyorum. Allah Allah nasıl hoş sözler, nasıl güzel kulluklar ya. Arı gibi bir mesele bu. Şimdi Köyde yaşayanlar böyle bazen arını kovanına denk gelir. Arılar saldırır. Salih, arı böyle saldırsa köyde. Ben arılara daha çok vursam ne olur? Daha çok saldırıyorlar bana. Şimdi normalde çok tepki vermeyip oradan uzaklaşmaya çalışsaydım dört tane ısıracaktı beni. Ama yerimde kaldım, daha çok arılara vurdum, 400 tane ısırı kaldım. Vesvese bu ha. Minnacık bir şey. Vesvese dediğin olay böyle sürekli tekrarladığından büyük gibi geliyor. Öyle değil. Ufacık, önemsiz bir şey. Ama sen onu büyük görüyorsun, şişiriyorsun. Odağı oraya veriyorsun. Latife-i vazifesini sen oraya veriyorsun. Bak ne kadar büyük problem. Şimdi psikolojide bir tabir var. Aşırı zihinsel uğraş diye bir tabir var. Vesvese nereye geliyordu? Hayal. Hayale geliyordu. Böyle zihni çok çalışan arkadaşlara baktığınızda, vesveseyi de çok yerlerse, sürekli hayal düşünmeye başlarlar. Peki İsmail ben sürekli hayal düşünürsem, bir süre sonra hayal mi gerçek mi ayırt etmem? Çok zor olacak. Şeytan da beni hayal dünyasında yaşatıyor. Yani şurada adam, şunu benim suratıma atacak mı? Ya o senin dostun niye atsın? Ama hayal dünyamda atıyorsun. Çünkü artık orada yaşamış oluyorum. Anladınız mı? Yani vesveseye önem verdiğin anda hiçbir gerçekliği olmayan hayal dünyasında dayak yemiş oluyorsun. Allah Allah. Demek bu manada vesvese nedir? Şeytanın sana bolca hayal izletmesidir. Az önce şöyle dedik. Vesvese en çok hangi özellikli insanlara gelir? Mükemmeliyetçi. Bak şimdi. Mükemmelliyetçi insanlar, hani normal bir insan günde 5000 fikir üretiyorsa, mükemmelliyetçi insanlar, aklıda çalışan insanlar belki 100 bin fikir üretiyor. Sen 100 bin tane fikir üretiyorsun ama 100 bin fikri birden kullanamıyorsun. E ne oluyor bu sefer? Sen fikirlere hakim olamıyorsun. Fikirler senin üzerinde tahakküm kuruyor, sana hakim olmaya başlıyor. Anladın mı? Demek ki fikri yönetebilme kısmı elzemken, sen düşün, onu da düşün, ona onu kat, onu da düşün derken, yönetemeyeceğin kadar fikir dünyan genişliyor. Hangi hastalıktan? Mükemmelliyetçilik hastalığından. Buna da aşırı zihinsel uğraş diyorlar psikolojide. Gene ehemmiyet verdiğinden oldu görüyor musunuz? Ya benim Rabbim var ya. Yarım yamalak da olsam sığınacağım başka hiçbir kapım yok deyip şöyle tevekkülle atsan. Allah Allah o rahatı bir düşün. Devam edelim mi? Korksan ağırlaşır hasta eyler. Havf etmezsen, korkmazsan hafif olur, mahfi kalır, gizli kalır. Şimdi korkuyorsan vesveseden, abo bak bak bak. Asıl orada perişan oluyorsun. Ama korkmazsan şöyle. Ya en kötü ne olabilir ya? Ne olabilir mesela bir insanın başına en kötü ne gelebilir? Ölür. O da bir kez ölür. Bir de Allah yolunda öldüyse o kötü bir şey değil ki. Dünyanın en güzel bir şeydir. Demek ki korkma ne olacak? Vesvese diye bir şey kalmayacak ortada. Devam edelim mi? Mahiyetini, iç yüzünü bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen onu tanısan gider. Formüller geliyor yavaş yavaş. Kafamda sürekli vesvese var. Nasıl gidermiş? Birincisi dedi ki sakın ehemmiyet verme. Şimdi diyor ki tanısan teşhisini koyduğun anda o gidecek diyor. Allah Allah bak tanımak öldürüyor. Bir bildin oradan Aa bu şeytandan. Ne oldu? Vesveseler gitti. Şimdi bir ara öyle vesveseli arkadaşlar geliyordu ben muhabbet ediyordum. Daha adam söze başlamadan dedim ki şeytan dedim sana bunu 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 düşündürtüyor değil mi? Abi nereden milyon dedi yani. Ortak mı çalışıyorsunuz? Nasıl biliyorsun ki böyle dedi yani. Dedim kardeşim senin gibi gelen giden çok var dedim. Ama şeytanın oyunları hep aynı, hep bir tane. Namaza mı başladın? Kötü görüntü. Sen bu halde namaz mı kılarsın? İslam'a meyil mi ettin? Bu eski hayatınla ne yüzün var ki Allah'ın karşısına çıkacaksın? Zaten biz o yüzden Allah'a muhtacız ya. Bitiyiz biz, bitik. Hiçbir şey olduğumuzdan Rabbimize muhtacız ya zaten. Anladın mı? Hep aynı taktik. Tanıdığın anda, taktiği bildiğin anda ne yapıyorsun namazda? Ya bu şeytandan ya. Ben de Rabbime yöneliyorum. Dediğin an bitti. Anladın mı demek istediğimi? Allah Allah. Amacı neydi şeytanın? Seni bu yola girdiğine pişman edecek. Herhangi bir şeye odaklayacak ve diyecek ki çık bu yoldan. Sen zaten o yolda olduğundan vesvese geliyor. Birazdan ona da değineceğim. Şimdi sabırsızlık edip önden önden vermeyeyim. Çok güzel ya meseleler, çok güzel ya. İnanın yani ben böyle yıllarca ağlayan çok adama bu dersleri okudum. Bir dersten sonra gülmeye başladı ya. Bir ders ya. İnanın öyle bir mesele. Çok yıllar ağlamış adamlarla okuduk. Bir derste güldü ya, bir derste. Buyurun. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksamı kesiresinden? Yani çoğunlukla yakalandığın vesveselerden? Kesürül vuku olan. En çok rastlananları? Yalnız beş veçhini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki. Dikkat. Cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Ya cümleye bak ya. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Demek vesveseyi bilmemek onu büyütüyor. Ama tanısan ne oluyor? Çözülüyor gidiyor ya. Bak şimdi bir şeyin sebebini ortadan kaldırırsanız sonucu da ortadan kalkar. Şimdi vesvesenin sebebi neymiş? Tanımamak. Biz şimdi ne yapıyoruz derste? Tanıyoruz ya. Bunlar hiçbir şey değilmiş diyoruz ya. 5 liralık cam bardak gibi bir şeymiş diyoruz. Şimdi o sebebini bir ortadan kaldırırsak geldi mi namazda? Hacda, umrede. Orada daha büyük askerleri geliyor hacda. Geldi mi? Tanıdın mı? Ya bu şeytandan ya git. istediğin kadar at. İstediğin kadar. Ben Rabbime sığınmışım. Bitti benim işim. Şimdi bu tanıma meselesi var ya, ilim onu tart eder. Tart ne demek? Kovmak. İlim onu tart eder, kovar. Ama hangi ilim? İşte bunu kovduran ilim, vesvesenin hususi bir ilmi. Onu da anlamak lazım. Bir gün Üstad Hazretleri'nin talebesi, merhum Zübeyir abi, oturmuş vesvese dersi okuyor. Okumuş dersi bitirmiş. Oradan bir tane adam çok böyle kibar bir şekilde elini kaldırıyor. Diyor ki, hocam diyor tekrar okuyabilir misiniz? diyor. Hay hay diyor Zübeyir abi. Bir daha okuyor. Adam söz istiyor. Diyor ki, Hocam diyor ben medrese çıkışlıyım. Şu kadar yıl medresede ders verdim. Bir alim yani. Tam 15 yıldır namazda gözümün önüne gelen kötü görüntülerden ve seslerden dolayı Allah'ın huzurunda böyle görüntüler gelir mi? Pis adam diye namazı bıraktım diyor. 15 yıldır namazı bıraktım bakın diyen bir alim. Ve bugün benim ikinci doğum günüm diyor. Yeniden doğduğum bütün mesele çözülmüştür. Allah sizden razı olsun diyor. Merhum Zübeyir abiye söylüyor bunu. Demek ki İlim onu tart eder. Yani kovar meselesinde ne var? Hususi bir ilim var. Yani bir insan ilmi hali ezbere bilse vesveseyle baş edebilir manasına gelmez bu. Bilginin var olması malumattır. Kullanılabilmesi, telif edilebilmesi, birleştirilebilmesi ise ilimdir. Şimdi benim annemin çok güzel yaptığı bir yemek düşünelim. Mesela Sivas katmerini çok güzel yapar. Aynı malzemeleri hem anneme alın hem de bana alır. İkimizi de mutfağa koyun. Hatta bana daha kaliteli malzemeler verin elime. Sizce ben annem gibi Sivas katmeri yapabilir miyim? Hamuru açamam hamuru. Demek ki malzemenin olması kullanılabilir demek değildir. Malumat ve bilgilerin zihnimde olması, ilmi hal olsun, fıkıh olsun, zihnimde yer etmesi onları kullanabilmek değildir. O malumatları telif etmek, birleştirmek, Lazım olanı lazım olduğu anda seçebilmenin adı ilimdir. Yani ilim bir şey ezbere bilmek değil, telif edebilmektir. Dikkat edin Risale-i Nur'un da müellifi yani telif edeni diye geçer Üstad hazretleri. Buradaki bilmek ne biliyor musun? Senin çok kapılı bir kalbin var. Ne gibi? Kale gibi. Belki 100 tane kapısı var kalbinin. Bu şeytanın en büyük hilesi neydi? O kalbin odağını dağıtmaktı. Şimdi senin burada ihtiyacın olan ilim şudur. Şeytan benim zaaflarımı benden iyi biliyor mu? Biliyor. Demek ki hangi zaafının kapısında problem varsa şeytan o kapıdan daha çok girecek. Bak gedik yerlerini biliyor. Mesela o zaman bir insan nelerini çözebilmesi lazım? Hangi ilimler lazım? Bir insan öfkesini çözmesi lazım. Bak. Bir insan hırsını, kibrini çözmesi lazım. Uzun emelleri vardır. Şeytan oradan kullanır mı? Kullanır. Ya dünyanın yılı kaç ki ben kaç yıl yaşayacağım deyip uzun emelleri kesip Şeytana o kapıdan girmesini engellemek lazım. Başka şeytan o kapılardan şehvet kapısından girebilir. Bak bak. Kötü görüntüler birikip oradan girebilir. Bak başka şeytan inat kapısından girebilir. Ucup kapısından girer. riya kapısından yani insanlar beni böyle mi görecek? Ben insanların gözünde böyle mi gözükeceğim? Ne önemi var Allah seni güzel bildikten sonra insanların nasıl bildiğinin? Veyahut cimrilik kapısından girebilir. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Bunların her birisi senin kalp kalenin kapılarıdır. Demek ki bizim bu kapıları kuvvetli bir hale getirmemiz gerekiyor. Anladınız mı vesvesenin ilmi neymiş? Yani biz burada vesvesenin usulünü, bir ilmini okuyacağız ama en son diyeceğiz ki kardeşim bu meselenin de temelinde iman zafiyeti yani kalbin güçsüzlüğü yani kapıların bakımsızlığı problemi var. Biz filanca bir gün sabırla ilgili ders yapıyor muyuz? Meğer vesveseye yönlüyormuşuz. Filanca gün hırsın problemiyle ilgili ders yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Meğer İmana kuvvet verip vesvese yönlüyormuşuz. Anladınız mı? Bu da bir kıvam meselesi. Annemin açtığı börekteki kıvam gibi bu da bir kıvam meselesi. Buyurun devam edelim. Birinci veci. Birinci yara şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Şimdi şeytanın çalışma prensibini anlıyoruz. Şüphe dediği şeyler şeytanın neyi? Okları. O oku nereye atacak şeytan? Kalbe atacak. Adam diyor ki ya abi diyor ben eskiden bu halde değildim şimdi kalbim vesvese dolu diyor. Şeytan ok atıyor ya. İyi de mübarek adam, şeytan eskiden senden ders alıyordu. Sana vesvese vermesine gerek yok ki. Şimdi küfür üzere yaşayan bir insana bu noktalarda vesvese gelir mi? Gelmez. Niye gelmez? Şeytan niye o ok katsın sana? Sen onun adamısın, onun cenahındansın. Peki şimdi hangi kanada geçtin? Hayır kanadına geçtin. Hayır kanadına geçince ne yapıyor şeytan? Bunun diyor kalbi doldu diyor. Neyle doldu? Güzellikle doldu, imanla doldu diyor. Bu sefer saldırmaya başlıyor. Boş eve hırsız girer mi? Girmez. O evde bir kasa varsa hırsız tasallut eder o eve öyle mi? Bak madem böyle bir insan vesvese gelse sabaha kadar uyumasa o insan neyden korkuyordur? İmanını kaybetmekte. Demek ki iman var ki korkuyorsun. Demek ki vesvese nedir? Hadiste geçiyor bakın vesvese imanın ta kendisidir. Bir insanda iman olmasa vesvese de olmaz. Şimdi ben kalbim ağrıyor desem kalp olmasa ağrı da olmaz. Ya vücudum sızlıyor desem, vücut olmasa sızı da olmaz. İman olmasa vesvese de olmaz. Şimdi ben desem ki dışarıda araba yanıyor. Kimler telaş eder burada? Arabası olanlar telaş eder. Yoksa buradaki öğrenci kardeşlerim değil mi? Anca bisiklet, scooter falan demen lazım onları telaşlandırmak için. Kim telaş ediyor? Arabası olan telaş ediyor. E şimdi imanımı kaybetmekten korkuyorum diye kim telaş ediyor? İmanı olan birisi ancak bundan telaş ediyor. Allah Allah bakın Ebu Hureyre Efendimiz naklediyor Allah Resulü Aleyhisselam bir hadisini lütfen şu hadise bakın. Hazreti Peygamber'in ashabından bazıları gelerek kim gelenler? Bakın sen ben gibi biri değil ha sahabe efendilerimiz gelmiş. Ya Resulallah içimizden bazen söylemeyi bile büyük bir günah saydığımız şeyler vesveseler geçiyor dediler. Başka bir rivayette şöyle geçiyor. Ya Resulallah içimizden öyle şeyler öyle görüntü ve sesler geliyor ki kendimize en yüksek yerden atasımız geliyor. Rivayeti görüyor musun? Sahabe efendilerimiz diyor. Kendimize en yukarı yerden atasımız geliyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hepiniz aynı şeyleri hissediyor musunuz buyurdu. Onlar da cevap verdi. Evet dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu imanın ta kendisidir. Bu apaçık bir imandır dedi. Demek ki ağrı varsa ne vardı? Kalp vardı. Allah Allah. E burada da vesvese varsa ne vardır? İmanın ap açık bir delilidir vesvese. Bakın vesvese kemale, imanın kemaline olgunlaştığına işarettir. Sahabe efendilerimize gelmiş, ötesi var mı? Bırak sana da gelsin bir zahmet. Sahabe efendilerimize gelmiş, bunun ötesi yok yani. Ama bileceksin ki vesvese varsa iman vardır. Vesvese daha çok varsa iman daha çok vardır. Çünkü yukarılarda fırtına daha şiddetli eser. Öyle mi? Demek vesvese arttıkça ne artacak? Belki imanın artacak ya. Allah Allah. Çok ilginç bir mesele. Devam edelim. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme kötü düşünceye döner. Evet, bak şimdi. Şu senaryoyu yanlamamız lazım. Şeytanın vesveseleri neydi? Oklarıydı. Okları nereye atıyor? Kalbine atıyor. Peki kalp kabul etmezse? Ya ben bunları almıyorum diye attı bütün okları. Neye dönüşüyor oklar? Bak bak şetme. Yani şetim neydi? Hayalinde var olan kötü düşünceler, kötü sözler. Bak şimdi. Senaryoyu bir daha bir daha anlatayım çok önemli. Şeytan aldı oklarıyla kalbine attı. Kalbin bunu kabul etse zaten problem olur mu? Mesela çöplük gibi bir kalp olsa gel gel der hepsini kabul eder ama kabul etmedi dışarı attı görüntülere dönüştü ya işte böyle bir insanı tebrik etmen lazım. Dostum vesvesen var mı? Var. Niye var peki vesvesen? Hayaline niye geldi onlar? Kalbin kabul etmediğinden, imanı muhafaza ettiğinden dolayı o oklar kalbe çarptı. Kalp onu kabul etmedi şetim olarak yani kötü görüntüler ve kötü sesler olarak hayal dünyana geldi. Olayı anlıyor musun? Allah Allah. <laughs> Demek ki vesveseyi kabul etmeyen, onu görüntülere dönüştüren bir kalp nasıl bir kalpmiş? İmanlı bir kalpmiş. İmanlı olduğundan kabul etmiyor da senin hayal dünyana geçiyor, görüntülere, seslere dönüşüyor. Bir soru sorayım. Bir insan aklıyla hayal dünyasına hükmedebilir mi? Normal standartta bir insan hükmedebilir mi? Edemez. Değil mi? Mesela ben size desem ki şu bardağı düşünmeyin. Hangi bardak değil konu düşünmeye başlarsın. İnsan hayal dünyasına hükmedemiyor. Ne diyeceğiz biliyor musun? Hayal benim evimin önündeki sokak. Herkes geçiyor mu? Her araba geçiyor mu? Kedisi köpeği hepsi geçiyor mu? Geçiyor. Benim kalbim de evimin içi. Şimdi sen sokaktan geçenleri engelleyemezsin. Yani Hayal dünyandan geçenleri engelleyemezsin. Ama kalbine girecek olanları yani evine girecek olan misafirleri engelleyebilirsin. O yüzden sokaktan geçenleri aldırma. Sen pencereni kapadın mı? Kapadın. Kapını kapattın mı? Kapattın. Sen istemediğin takdirde evine bir misafirler girebilir mi? Giremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Sokaktan geçenlere yani hayal dünyadan geçenlere sen müdahale edemezsin. Çünkü senin değil onlar aldırma. Ama evine geleceklere, kalbine geleceklere müdahale edebilirsin. Rahat ol. Pencereyi, kapıyı kapadık mı vesvese işi bitecektir. Anlaşıldı mı? Tekrar anlatmam lazım. Şeytan vesvese oklarını atıyor. Nereye atıyordu hücum? Kalbe atıyor. Kalp kabul etmediğinde hayal dünyasında şetme. Neydi şetim? Kötü görüntüler, kötü düşüncelere dönüşüyor. Sen imanlı olduğundan vesvese oluyormuş. Olayı görüyor musun? Devam. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafi edep, çirkin halleri... Yani edep dışı çirkin halleri... ...tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir. Yeyse düşürtür. Yine tasavvur ederim. Durdum namaza. Tam şöyle güzel bir halde namazımı eda ediyorum. O esnada şeytan kalbe attı mı okları? Attı. Peki benim kalp kabul etti mi? Etmedi. Nereden belli etmedi ya? Hayalime geldi, şetme geldi. Eskiden yaşanılan, senin tövbe ettiğin ha bir hatıra, bir olay, bir görüntü. Ama bu dersi bilmeyip namazı şöyle kılanlar gördüm ha bak şöyle. Böyle namazda böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Kaldır o görüntüyü diyor. Şimdi ben şöyle namaz kılsam, sen de bir fotoğrafla benim önümden geçsen. Ben mesul müyüm? Değilim. Şeytan da aynı şekilde elini almış, hayal dünyamdan geçiyor. Anlıyor musunuz olayı? Buyurun. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı sui edepte, edepsizlikte bulunuyor. Namazdayım. Şeytan oklarını attı. İmanlı kalbim kabul etmedi. Kabul etmeyince oklar hayal dünyamda neye dönüştü? Şetme. Kötü görüntülere, kötü seslere dönüştü. Ben de bu dersi bilmediğim için dedim ki eyvah eyvah. Ben Allah'a karşı edepsizlik ediyorum. Allah'ın huzurunda böyle duruyorum. Bu ne biçim bir hal dedi. Niye böyle oluyor biliyor musunuz? Şeytan eskiden sana soldan geliyordu. Diyordu ki namaz kılma. Oruç tutma, zekat verme, Allah'ı bilmekle ilgili kitap okuma. Daha sonra sen Rabbini biraz tanıdın ettin. Artık seni bunlarla caydıramıyor. Nereden gelecek bu sefer? Sol kapı kapandı. Sağdan gelecek. Sana namaz kılma diyebilir mi? Diyemez. Sen namaz kıl, ben de fotoğraf getiriyorum diyecek. Allah Allah, sana oruç tutma diyebilir mi? Diyemez. Abdest alma diyebilir mi? Diyemez. Sen abdestini al ama ben sana orada şüphe getireceğim diyecek. Anlıyor musunuz? Eskiden soldan geliyordu, problem yoktu. Şimdi senin imanın olduğu için sağdan gelmeye başlıyor. Bak bak. Sen de orada bu dersi bilmediğin için diyorsun ki ben bu halle Allah'ın huzuruna nasıl çıkarım diyorsun. Hele hele var ya aynı vesveseleri yaşamış bir tanesi bir gün yarım bir tane adamın yanına gitmiş. Adam demiş ki bak sen namazda nasıl bu görüntüleri düşünürsün ya? Bak diğer cümle ne biliyor musun? Sen namazda onları düşünmemeye çalış. Eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah. O yarım arkadaş Tam iki kat vesveseye sokmuş onu. Düşünmemeye çalış ne demek? Bak adam namazda ne diyor biliyor musun bu sefer? Şunu dedim diyor. Ben neyi düşünmeyecektim? Bak olaya bak. Ne geliyor akla? Vesveseler geliyor. Anlıyor musunuz? Çok hususi bir ilimdir yani vesvese ilmi. Yani senin ya hiç ehemmiyet vermemen, düşünmemen gereken, ya bunlar şeytandan biliyorum da ben lazımken, yarın bir tane adama giriyorsun. Adam diyor ki sen onları düşünmemeye çalış diyor. Ne yapıyor? Seni tam odaklıyor oraya. Allah Allah. Çünkü ne oldu sen artık? şartlandın oraya. Şimdi bir gün ne oldu biliyor musunuz? Bir arkadaş eski yanlış hayatından dönüyor. Böyle doğru bir yol buluyor. Derken böyle o yolda yürümeye çalışıyor. Derken bir gün yanıma geldi dedi ki: "Şimdi dedi ben bu eski hayata düştüm dedi. Çünkü benim babam çok zengindi. Çok varlıklıydı dedi. Ama dedi ben bu hayır yolunda sağlam bir şekilde kalabilmek için kafamdan diyor babamı siliyorum artık. Babama güvenmiyorum. Onun mal varlığına güvenmiyorum dedi. Şimdi düşünce olarak sorun var mı düşüncede? Güzel değil mi yani? Çocuk eskiden yaptığım bütün hayırsızlıkları babamın servetiyle yaptım. Şimdi hak yolunu buldum. E şimdi ben yine babamın servetine güvenip o yollara gidebilirim diyor. Diyor ki güvenmiyorum babamı kafamdan siliyorum diyor. İki gün geçti geldi bir daha anlattı aynı şeyi. Allah Allah. Bir hafta geçti geldi bir daha anlattı. Bir konu açıyoruz. Mücadele etmekle falan ilgili. Diyor ki benim diyor eskiden babam zengindi diyor. Benim hep aklıma geliyordu diyor. Ben şimdi babamı sildim kafamdan diyor. İnanın bak. Bir hafta geçti bir ay geçti bir daha bir daha. Mübalağsız bir şekilde on küsür kez bu arkadaş yanıma gelip ben babamın o servetine güvenmiyorum. Ben üstüne dedim ki bak kardeş dedim şeytan babamın servetine güvenmiyorum zikriyle seni babanın servetine güvendiriyor ve belli ki bir planı var. Yine ayağını kaydıracak. Sen buraları boş ver düşünme. Sen imanına kuvvet ver ki o gün o olay geldiğinde düşünme dedim. Tam da tahmin ettiğimiz gibi üç vakte babasının servetine güvenerekten yalanlarla, yanlışlarla dolu çok sıkıntılı bir yola sülük etti. Şeytanın oyununu görüyor musun? Normalde bir kez bir mantık kursa güzel olan bir şeyi tekrarlaya, tekrarlaya, tekrarlaya aynı şekilde düşündürtüyor. Şimdi yarın bir tanesine gidiyorsun, o da diyor ki sen bu görüntüleri ne yapmamaya çalış? Düşünmemeye çalış diyerek daha çok odaklıyor. Bakın bir insan vesveseyle mücadele etmeye çalışırsa, evet evet mücadele etmeye çalışırsa, odaklayıp önemserse istemeden Allah muhafaza intihara kadar giden o kadar vakalar var ki bir insanın başına gelecek en büyük şey nedir? Küfre düşmesidir. Yani imansızlıktır. Küfre düşmenin de vesvese olduğunu biliyor muydunuz? Tahayyül demek benim gördüğüm bir görüntüyü hayal edebilmem demek. Bunun bir üstü vardır, tasavvur. Hani mimarlar görülmemiş bir bina yapar ya, o tasavvurdur işte. Görmediğin bir şeyi zihnindeki ölçeklerle oranlarla kurmaya çalışırsın. Buna da tasavvur denir. Gördüğün şey tahayyül, görmediğin şey tasavvur. Şimdi bu tasavvurda mesela bina yapıyorsun, rengini oraya verdin, binayı oraya koydun, temeli, su basmanı kurdun kurdun. Buradaki ölçeklere vahidi kıyas denir. Olmayan bir şeydir ama işine yarasın diye var gibi kullanırsın. Mesela bir metrenin bir hakikati var mı? Yok değil mi? Ama biz işimize yarasın diye olmayan bir ölçeği var gibi düşündük ki kumaş ölçerken problem çıkmasın. Bu bir vahidi kıyastır. Bir kilonun hakikati var mı? Ya bir kilo kesinlikle budur, emirdir. Yok öyle bir şey. Biz işimize yarasın diye buna bir kilo diyelim dedik. Buna ne yaptık? Vahidi kıyas dedik. Bizim egomuz var ya nefsimiz. O da Allah Azze ve Celle'yi tanımada bir vahidi kıyas hükmündedir. Ben görüyorsam Allah Azze ve Celle de görüyor ama benim gibi değil. Tabirinde acizim. Ne yaptım? Ölçü olarak gözümü kullandım. Ben duyuyorsam demek Allah da duyuyor ama haşa ben gibi değil tabirinden acizim. Vahidi kıyası anladınız mı? Şimdi bak iman ve küfür ikisi de tasavvur dediğimiz noktadan başlar. Yani ikisi de vahidi kıyaslarla başlar. Havada kalan bir ölçü birimi doğru mu? Başta bir şeyleri tanıdın ettin ama henüz onları tam tamına sindiremedi. Şimdi ikisi de buradan başlar. Yani olmayan ölçü birimleriyle kuraraktan hem iman buradan başlar hem küfür buradan başlar. Devamında imanın daha başlangıcı belki ilk müptediyane hali buyken imanın kuvvetlendikçe o havada kalan ölçü birimleri öyle bir kök salar ki izanı kalbe dönüşür. Hücrelerinin en derinliklerine kadar Allah'ın varlığını hissedebileceğin ...kuşkusuz ve şüphesiz inanacağın yakin denilen imanın mertebesine dönüşür. Tamamen kök salar ve havada kalmaz artık anladın mı? Ayakları yere basar ve mükemmel bir şekilde bir insan imanı kalbinde duyar... ...ve en son Hazreti Ali gibi der ki... ...perde-i galip açılsa benim yakinim, yakin %100 bilgi demektir. Benim %100 bilmem değişmez. Niye değişmez ya Ali? Çünkü vahidi kıyas ile başlayan, o tasavvur ile başlayan, o birim hücrelerin iliklerine kadar tamamen sindirilip kök salan, ayakları yere basan imanın o noktasına dönüşebilir. İmanda insan iliklerine, saçının teline kadar Allah'ın varlığını hiç şüphe duymayacak kadar hissedebilir. Geldik küfüre. O nereden başlıyordu? O da tasavvurdan, vahidi kıyastan başlıyordu. Küfür dediğin olayın mantıki ve kökleşebilmiş hiçbir değer yargısı yoktur. Eğer olsaydı yani Allah'ın varlığı ne kadar mantıklıysa, haşa yokluğu da o kadar mantıklı olsaydı biz mesul olmazdık zaten. Küfür dediğin, vahidi kıyaslarla örülü, hani ölçü birimleriyle kuruyor değil mi küfürde de? Bu böyleyse Allah yoktur. Zihninde ölçtü mü? Ölçtü, kendi olmayan ölçü birimleriyle ölçüyor. Bunun bir kademe daha aşağı gidip kökleşebilecek hiçbir realitesi, hiçbir gerçekliği zerre kadar olmadığından, tekrar edeyim eğer olsaydı küfür de, İman kadar mantıklı bir şey olurdu. Ama küfürde bir dirhem mantık bulamazsın. Çünkü tasavvur mertebesindedir. Vahidi kıyas dediğimiz hayali ölçü birimleriyle aman bu böyleyse Allah daha aşağı yoktur. Bu böyleyse de o zaman melek de yoktur diyerekten insanı vesveselerle şirke ulaştırır ve bunun altında kökleşebilmiş inkarla Allah'ın yokluğuyla ilgili ayağı yere basabilecek hiçbir hakikat yoktur. Ayağı yere basan hiçbir hakikat olmadığından küfür dediğin olay vesvesenin en yüksek ve şiddetli mertebesidir. Küfürde hiçbir gerçeklik ve realite yok. Allah'ın varlığıyla ilgili kainatta bir zerre boşluk yoktur. Her yer onun ispatı ve deliliyken küfürle ilgili akla gelen hayali ölçü bilimleri dediğimiz vahidi kıyasiden öteye kökleşebilecek hiçbir realite yoktur. Madem hiçbir gerçeklik yoktur, bunun altının tamamı buyurun vesveseyle örülüdür. Demek ki vesvese insanın başına gelebilecek en kötü küfür, şirk dediğimiz olayın bile temelini oluşturuyor. Müthiş bir halecan, kalp çarpıntısı ve heyecan hisseder. Şimdi beyler, Halil size bazen hasta gelir. Der ki yumurta yedim titremeye başladım. Ne olmuş o zaman? Alerjik, Heh, alerjik reaksiyon olmuş değil mi? Şimdi neden alerjik reaksiyon oluyor bir vücutta? Vücut diyor ki bundaki proteinleri tanımıyorum diyor. Tanımayınca da alerjik reaksiyon başlatıyor. Kiminin zencefile var, kiminin mandalina, kiminin başka bir şeye Vücut tanımadığı anda heyecanlanıp titremeye başlıyor. Bu benden değil istemiyorum alın bunu benden diyor. Doktor da diyor ki bak vücudum bunu istemiyor bir daha sakın bu yumurtayı yemedi. Şimdi az önce ne oldu da biz titremeye, heyecana gelmeye başladık? Şeytan vesveseyi attı okları, kalbim kabul etmedi, hayale geldi. Sen de heyecanlanıp titremeye başladın. Neden? Senin olmadığı için ruhun reaksiyon verdi. Bu benim değil, bunu benden alın dedi. Demek ki bir insan vesveseyle titreyip heyecanlanıyorsa, vesvesenin onun olmadığına bir delildir bu. O yüzden nasıl maddi reaksiyonlarda maddi doktora gidiyorsan, böyle manevi reaksiyonlarda da hem işin uzmanlarına, manevi cihetler uzmanlarına, hem de bu manevi stajlarını iyi yapmış insanlara danışmakta fayda var. Ama sen onları düşünmemeye çalış diyenlere değil. Çok sıkıntı. Evet buyurun. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Neyden kurtulmaya çalışıyor? O kötü görüntüler, seslerden kurtulmak için ama gaflete dalayım da bunları düşünmeyeyim diyor. Evet. Bu yaranın merhemi budur. Bak ey bir çare vesveseli adam. Telaş etme. Hani siz de hastalara diyorsunuz değil mi? Ya bir telaş etmeyin sakin olun. Niye? Hastalığın yarısı orada gidiyor. Çünkü Üstad Hazretleri diyor ki hastalığın yüzde doksanı vesvesedir diyor. Maddi hastalık da dahil ha. Yani bir insanın burnu akıyor. Öldüm mü? Covid mi oldum? Şu mu oldu bu mu oldu? Ya bir telaş etme bir telaş etme ya. Ölsen de dua et. Şehit ol git işte yani. Bu dünya için mi yaratıldı sanki? Öyle değil mi? Mis gibi ecirli mecirli gidersin işte. Birinci çözüm Telaş etmemekte evet. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil Belki tahayyüldür. Şimdi senin hayaline geldi ama onlar senin küfürlerin değil. Ya acaba peygamber yok mu aşağı? Ya sakin ol. Şeytan söyletiyor. Senin mi? Hayır senin değil. Ya acaba Allah yok mu? Bu Kur'an'ı başkası mı yazdı? Ya senin değil. Sen mis gibi ne güzel bir adamsın. Kur'an okuyorsun burada. Sözler senin değil. Hayal dünyana <laughs> ait. Tahayyülü küfür. Küfrü hayal etmek küfür olmadığı gibi. Tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Şimdi bak. Üstad Hazretleri burada bir mertebe koymuş. Diyor ki: bu vesveseler nereye geliyordu diyor? Hayale. Şimdi diyor ben sana hayalden örnek vereceğim. Küfrü düşünmek bile küfür değil diyor hayalde. Birazdan da bir mertebe indirecek onu. Hayalde küfür düşünmek yani kafirliği düşünmek. Kafir eder mi adamı? Şimdi ben desem ki ya şu kafirlerin manevi cehennemde nasıl kaldığını anlamak için bir tefekkür edeyim desem. Küfre düştün mü? Üstad diyor ki kafirliği düşünmek bile adamı küfre sokmaz. Ya bu çirkin sözler nasıl bir adama zarar versin? Anladınız mı? Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi. Küfrü hayal etmek, küfür değilken kötü sözleri hayal etmek nasıl küfür olsun ya? Tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Yani senin o kötü görüntü sesleri düşünmen de gerçekten kötü sözler değildir diyor. Küfürü düşünmek bile, hayal etmek bile küfür değil. Bu kötü sözleri düşünmek nasıl insana zarar versin diyor ya. Nereden aldı bak meseleyi? Evet. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Şetim ise hükümdür. Bak şimdi bir insan hayal ederek hüküm giymez. Fiiliyata döker, diliyle tasdiklerse hüküm giyer. Şimdi ben geldim, karakola gittim. Bir polis memurunun karşısına çıktım. Ne var dedi? Dedim ki memur bey ben hayalimde bugün 3 insan öldürdüm. Ne der bana? Ya git hemşerim der ya, seninle mi uğraşacağız der ya. Niye? Benim hayalimde birini öldürmem hüküm değildir. Fiiliyatta öldürürsem hüküm giyerim. Doğru mu? Peki senin hayalinde kötü şeyler düşünmen hüküm verir mi sana? Hayır hayalinde o hayalinde. Ve o hayali sen kontrol edemiyorsun çoğu zaman. Sen o vesveselerini fiiliyata dökmedikçe, dilinle tasdiklemedikçe problem yok. Yine Ebu Hureyre Efendimiz naklediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini. Allah dilleriyle söylemedikçe yahut fiiliyata dökmedikçe Ümmetimi gönüllerinden geçirdikleri şeylerden dolayı hoş görür, hesaba çekmez. Müslim'de geçen hadis. Peki gönülde geçen güzel şeyler ne yapar bir adamı? Onunla ilgili de hadis okuyayım mı? Yine Ebu Hureyre Efendimiz naklediyor yine Müslimin iman babında. Yüce Allah meleklere şöyle buyurur. Kulum bir kötülük yapmayı gönlünden geçirirse onu hemen aleyhine yazmayın. Kötü bir şey düşündüm, günah var mı? Eğer o kötülüğü yaparsa o zaman onu bir günah olarak yazır. Yaptığımda bir gün. Ama bir iyilik yapmayı gönülden geçirir de yapamazsa onu bir sebep olarak yazın. Ben ileride bu hayalhanem medresesi, bu güzel iman derslerini hem İstanbul'da hem diğer şehirlerde fevç fevç yayılması, orada yanan imanları itfaiyeci gibi kurtarması için elimden gelen her şeyi hanımın son damlasına kadar yapacağım dedim. Düştüm öldüm. Ne yapıyor biliyor musun? Öyle niyet ettiğin için Kalbindeki asıl düşünce olduğu için el kastür kalp niyet asıl meselen olduğu için hepsini yapmış gibi sevap veriyor. Niyetin bile fiilden önde olduğunu gösteren şu hadisi görüyor musunuz? Şayet o iyiliği yaparsa bunu on kat yazın. Kötülük yapınca yarab bir yazıyordun iyilik yapınca on kat. Şu müjdelere bakın ya rahat olun sakin olun müjdelere bakın. Nasıl şefkatli kollayıcı bir Rabbimiz var buyurun. Hem bununla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Şimdi vesveseli adam bir soru sorar. Der ki: "O çirkin sözler var ya, o görüntüler vesaire. Benim kalbimin sözleri olmadığı nereden belli?" Buyurun. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Çünkü benim sözlerim olsaydı ben bu sözlere üzülmezdim. Ya Şemuz şu çayı çok güzel yapmışsın ya. Üzüldün mü şu an? Çünkü benim kalbimden böyle geçti. Ama o az önceki görüntülerin her birisi beni üzüyorsa eğer demek ki benim sözlerim değildir. Bakın şeriatta bir kaide vardır. Mesul olman için iradenle yapman lazımdır. Şimdi birisi benim elimi kolumu bağlasa zorla içki içirse ben mesul olur muyum? Hayır. Günah yazılır mı bana? Hayır. Niye? İrademle yapmadım. Peki az önceki gelen görüntülerden sen üzülüyorsun. Bırak iradenle yapmayı. Senin zaten değil bir de üzülüyorsun. Senin orada bu vesveseye biraz çözüm arayıp bu dersleri öğrenmen bırak günahı ya. Senin sevabını bile arttıracak Allah'ın izni inayetiyle. Anladınız mı meseleyi? Az önce ne diyordu vesveseli adam? Nereden belli? Bu sözlerin kalbimin sözleri olmadı. Biz de dedik ki ama sen üzülüyorsun. Buradan belli dedik. Şimdi aynı vesveseli adam bize bir soru daha sorsun. Desin ki iyi de benim kalbimin içinden geliyor bu sözler. Doğru söylüyor bak. Nereden geliyor sözler? Kalbimin içinden geliyor. Sen diyorsan ki bunlar senin sözün değil. Ama benim kalbimin içinden geliyor sözler. Demek ki senin kalbinin içerisinde sadece kalp yok. Şeytanın da lümmeyi şeytaniye denilen, yani şeytanın üfleme merkezi denilen bir yayın organı var. Bak tebrik ediyoruz kalbimizi tanıdık. Öyle mi? Demek ki senin içinde sadece latife-i Rabbaniye yok. Bir de ne var? Lümmeyi şeytaniye. Lümme şeytaniye. Buyurun. Belki kalbe yakın olan şeytaniden geliyor. Şimdi bir insan bunu ayıramazsa eğer ne zanneder? Benim kalbim bozulmuş zanneder. Ama senin kalbinde sadece meleği ilham dediğimiz yer yok. Ya da şöyle özetleyeyim. Senin kalbinde sadece az önce bahsettiğimiz latife-i rabbaniye yok. Yanında sır var. Yanında lümme-i şeytaniye denen şeytanın da yayın merkezi var. Bir kalbin var. İçinde dersin başında bahsettiğimiz latife-i rabbaniye var mı? Var. Sır var mı? Var. Diğer manevi organlar var mı? Var. Bir de ne var? Lübbe-i şeytaniye. Şeytanın üfleme merkezi var. Şimdi buradan ses çıkınca ya bunun hangisi bu sesi verdi diye sen de ayıramıyorsun. Senin bir günahın yok. Rahat ol. Rahat ol. Devam. Vesvesenin zararı tevehhümü zarardır. Kendisine ait olmadığını ikna ettik. Şimdi hala arkadaş soruyor diyor ki ama bunun zararı var. Vesvesenin tek zararı zarar olduğunu zannetmendir. Yani gölgenle mücadele gibi sana yapabileceği hiçbir şey yoktur. Onun tek zararı eyvah vesvese bana bir şey yapar mı dediğin anda ki telaşındır. Buyurun. Yani onu zararlı tevehüm etmekle kalben mutazarrer olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehüm eder. Yani o hayaldeydi ama sen onu gerçek zannediyorsun. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Şeytanın sözleri içinden geliyor ya bu sefer diyor ki içimden geliyorsa bu benim sözlerimdir diyor. Neye düşüyor? Yeyse düşüyor yeyse. Bu yeyse niye düşüyoruz biliyor musunuz? Gerçekten biz Allah'ı tanımadığımızdan düşüyoruz. Bizler bu dünyada en büyük yanlışları yapsak, dönüp gitsek, ana böyle böyle yanlış yaptım, hatta sana yaptım. Ama beni affet desek, anamız affeder mi? Eder. Biz annemiz kadar Allah'ı tanısaydık onun da affedeceğini bilirdik. Annelere o şefkati koyan haşa bir anne kadar da mı şefkat etmez? Mümkün mü böyle bir şey? Yeyse düşecek hiçbir şey yok. Problemimiz tanımıyoruz. Bu meselenin ilmi elimizde yok. O tar da diyecek. Neymiş ilmi? Bu meseleleri bilmek, Rabbimizi ayrıntılarıyla tanımak. Evet. Onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da isteği olur. Evet. Bir de çok güzel bir çözüm var elimde. Bir formül var elimde. Söyleyeyim mi formülü? Formül şudur. Eğer ulvi dertlerle dertlenirseniz Allah Azze ve Celle de sizi sufli dertlerle boğmaz. Yani biz biraz fazla dünya koktuğumuz için başımıza bunlar geliyor. Ama sen ulvi bir dertle dertlenirsen, hayatının, gençliğinin en kıymetli zamanlarını Allah için harcar, Allah için feda edersen, geceleri uykularını Allah için bölersen, bu meselede sahabe efendilerimiz nasıl yapmış diye direkt o meseleyi anlamaya çalışırsan, bu kadar güzel sahabe efendilerimizin izdüşümü gibi onların kokusunu üstünde barındıran bir kulu da Allah Azze ve Celle asla zayi etmez. Bu işin formülü budur. Ulvi dertlerle dertlen, Allah'ın derdiyle dertlen. Allah da seni sufli dertlerle boğmasın. Ne kadar basit adiyattan dünya derdin varsa her birisini alsın, satın alsın. Bunun için ne lazım? Allah'a güvenip onun için adım atmak lazım. Ya Allah Allah. Şimdi böyle Allah'a adanmak deyince birçok insanlar ama biz hürüz, özgürüz. Nasıl olur da birilerine tabi oluruz zannediyorlar. Ama bu zanlarıyla birlikte nefsin istibdadı rezilesine tabi oluyorlar. Yani insanda hür olmak diye bir kavram bizim anladığımız manada mevcut değildir. İnsan ya nefsinin istibdadı rezilesine tabi oluyor ya da Allah'a Abdullah olup tabi olup tam hür oluyor. Ben de diyorum ki dostum hür olmanın yolu da nefsini, nefesini Allah için feda etmek, böyle sizin gibi güzel hizmet etmekten geçmektedir. Çünkü benim bildiğim yol budur. Bu okuduğumuz vesvesenin bir çeşididir. Başka ayak oyunları da var. Onları da inşallah diğer vesvese derslerinde okuyup komple bitireceğiz. Sübhaneke la illa inneke entel hakim ve akuru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Şeye de çok vesvese ediyorlar. Mesela bu işlere adım atacak olan kardeşlerde de mesela çok bu tarz vesveseler oluyor. Evet, i̇şte, evet. Bir şey gelirse... Çok güzel şey söyledin olur, ya. Işte evet. İş olacak, e, evleneceğim. Bir ara İstanbul'da bir arkadaşla konuşurken videolardan falan konuştuk, bahsettik. Baktım ya dedi çok güzel, her şeyi çok güzel izah ediyorsunuz, çok güzel anlatıyorsunuz ama şeyden korkuyorum yani işte bu yola adım atarsam hayatımı yaşayamayacağımdan korkuyorum gibi böyle bir vesveseye... Çok atarsam. güzel soru sordun ya. Bu işler yapılmak zorunda mı? Zorunda. Ve daha güzel şekillerde yapılmak zorunda. Peki bu işleri bizim mi yapmamız zorunda? Evet. Hayır, hayır, hayır. He böyle atıyorlar ya ihaleye. Ya bu işler zaten hocalar yapıyor. Hayır, Kur'an öyle hocalara özel falan diye bir şey yok. Sen ne kadar mesulsen ben de o kadar mesulüm. Yani bu ne demek biliyor musun? İnsanlığın yaratılış gayesi nübüvvet mesleğine yani peygamberlik mesleğine nispet ettiği ölçüde kalitelileşecek demektir. Demek ki biz bu işi yapmak zorundayız. Madem bu işi Allah bu kadar ehemmiyetli kılmış bize, demek ki bu işin içerisinde çok güzel sürprizler, çok güzel hediyeler, ikramlar var. Kalpte öyle bir ferahlık var, geçinmede öyle bir ferahlık var, hayatta öyle bir rahatlık var, hastalığa bile gülerek bakmak var. Dünyanın huzuru bu işin içerisinde saklı ama işin giriş kapısında dikilmiş bir tane nöbetçi var. Kim o biliyor musun? Şeytan şeytan elinde vesvese silahıyla gireceklere problem çıkarıyor. Ve gireceklerin ben de hizmet etmek istiyorum diye girecek insanların anlaması gereken en önemli muhakeme şurası. Böyle girdiniz, imtihan oldunuz. Olur ya insan hali. Burada başınıza gelen en büyük olumsuz hadise dünyada başınıza gelen en küçük olumsuz hadiseden bile küçük olacaktır. Anladın mı? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ve inayeti söz konusu. Anladın mı? Bir insan bunu bilse, burada başına gelecek en büyük hadise bile dışarıda başına gelecek en küçük hadiseden yine daha da küçüktür meselesini bilse, dünyanın ve ahiretin rahat ve huzuru yaratılış gayene hizmet etmektir. Sahabe efendilerimize ve onların sertacı olan efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a benzeme çabasıdır. Aksine ben bir insan yaratılış gayesine yürümeden yönelmeden nasıl oluyor da nefes alabiliyor? Ben orayı anlamıyorum. Çünkü ben Rabbimin rızasını kazanma mücadelesine girişmeseydim, çocukluk yaşlarımda bile dünya beni sıkıyordu. Şimdi tahmin bile edemiyorum. Nefes alabiliyorsam, oksijen bulabiliyorsam, şöyle bir mütebessim gülüyorsam, başıma gelen musibetlerde bile hayra yorup rahatlayabiliyorsam, bunun sebebi bu dairede olduğumdandır. Ben de şunu anlamıyorum. Nasıl dışarıdaki dairede nefes alabiliyorlar? Tam aksi. Onların Vesveseye düştüklerinin tam zıttı da bende vesvese. Nasıl orada nefes alabiliyorlar anlatabiliyor muyum? Evet bitirelim arzu ederseniz ama Allah razı olsun bu soru için. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.